Çok güzel FIFA coins almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle yepyeni daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bayram özel Fut draft challenge yapacağız arkadaşlar. Kavurma pilav challenge arkadaşlar. Aslında videonun title'ına ne koydum bilmiyorum ama çok güzel bir challenge yapacağız. Oyuncuların arkadaşlar yüz ifadelerine bakılarak hangisinin baklavayı kavurma pilav hak ettiğini göreceğiz arkadaşlar. Böyle tatlı yüzlü, böyle yakışıklı adamları seçeceğiz. Bakalım kaç ratinge vuracağız arkadaşlar. Bayram özel challenge'a hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Sizlerden ricam yeniyseniz abone olmayı, beni desteklemek için videomuzu beğenmeyi ve her şeyden haberdar olmak için Facebook grubumuza katılmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, FIFA 17 demoyu belki kaçırdım ama inanın bana zaten 2-3 gün bekledi. Journey ve Kickoff dışında hiçbir şey yok. O yüzden dediğim gibi pek de bir şey kaybetmediğimi söyleyebilirim. Zaten kanalda Türkiye'de ilk Journey gameplay'ini yine ben atmıştım. Hepiniz biliyorsunuz. Journey gameplay'ini izlemek için de benim kanalıma girerek bakabilirsiniz. Yani orada The Journey'nin oyun hikayesi var. Ve şimdi arkadaşlar hemen Fut draft'a giriyoruz. Fut draft'a girdiğiniz zaman şöyle güzel bir formasyon alalım abi. Böyle iyi oyuncunun çıkmalısı olan bunu alalım mesela. Hemen arkadaşlar bu formasyonu aldık. Şimdi arkadaşlar challenge'ımız şu şekilde. Böyle en böyle nasıl bebek yüzü böyle en böyle şeyleri alacağız. Yani böyle bayramda kapınızın önüne gelse hangisini arkadaşlar kavurma pilav ikram edersiniz? Bunu yapacağız. Öncelikle arkadaşlar daha nervesi etmem. Yani at hırsızı gibi. Ronaldo desen çok artist. Pjanic desen çok kısa boylu olabilir. Çocuk aç birine benziyor. Messi desen Messi de olabilir. Kevin De Bruyne desen Kevin De Bruyne de olabilir ama Kevin De Bruyne diğerlerine göre iri. Bu çok yemiş. Pjanic veya Messi var. Hep Messi istiyordunuz arkadaşlar. Sizin için bu seferlik Messi aldım. Dediğim gibi yemeğe aç olanları arkadaşlar alıyoruz. Şeker meker isteyenleri. Bir kere ben açık konuşayım mı size bak. Bale ve Hulk benim kapıma gelse atırsız gibi yemin ederim kapıyı açmam. Bunlarda tam hırsız var, bunlar aç gözlü. Mkhitaryan desem burnu çok büyük abi. Tabii yani şakası söyleyeceğim. Kimse fiziksel şeyle dalga geçilmez. Bunun burnunda biraz bir sıkıntı var. Maria da Allah şey etmesin. Zaten bu yiyeceğini yemiş. Biz arkadaşlar en iyisi Müller alalım. Müller'in zaten biliyorsunuz normalde bacakları falan da ince. Hani futbolcu falan diyemezsiniz yani gördüğünüz zaman. Santrafor hattına geldik arkadaşlar. Santrafor hattında buradan kesinlikle Griezmann alırım. Yakışıklı çocuk, birazcık da böyle delikanlıya benziyor. Griezmann alalım arkadaşlar. Hemen şimdi sol kanada geçtik. Allah'ım beyler sol kanatlarına Nani kesinlikle almam. Yani ya hani şöyle diyeyim size. Arabistan'dan kaçıp böyle Arap şehirlerinin şeyi olur ya böyle zengin. Aynı onlara benziyor. Alexis'in saçlar fena. Ronaldo çok havalı. Ruiz olabilir ama Ruiz'un da biraz havası var. Neymar böyle hafif zayıf böyle ince çelimsiz. Biz burada Neymar alalım abi. Neymar'ın bir kavurma pilava ihtiyacı var arkadaşlar. Neymar Junior gelsin bakalım. Şimdi buraya açtık arkadaşlar. Tekrardan havalı Ruiz. Arap Şehi'nin oğlu Nani. Eden Hazard böyle mülayim bakmış. Yazık garibim böyle. Koz hiç böyle affedersin kolum şey olsun diye bakmış. Beyler burada biz Eden Hazard'ı alalım. Burada en iyi işimizi Hazard görür. Hemen orta sahalara geçiyoruz arkadaşlar. Orta sahalarda şöyle Pirlo'ya baksanız arkadaşlar. Tam bir böyle baba gibi böyle nasıl diyeyim. Böyle sanki evlatlarına yemek götürmeye çalışan bir adam gibi. Ama André Gomes de çok mülayim bakmış arkadaşlar. Aynı şekilde Thiago da bakmış. Burada André Gomes'i alalım abi. Dur bakayım şöyle bir. Otu'yu zaten yiyeceğini yemiş. Bu da çok şeye bakmış böyle mafya babası gibi. Thiago veya André Gomes'i alalım. Kimi alsak abi? Thiago'yu alalım arkadaşlar burada. Hemen bir sonraki oyuncuyu şimdi açıyoruz. Bir sonraki oyuncuyu açtığımız zaman arkadaşlar... Şöyle bakayım abi. Kaç yaşında bunlar? 94'lü, 84'lü. Oha arada 10 yaş var. En gencini alalım arkadaşlar burada. En genci her zaman paraya en muhtaçtır. Görüyorsunuz zaten 94 doğumlu. Thiago'yu şöyle çekelim. Messi şöyle yapalım. Güzel bir kimya yaratmış olalım. Defans hattını geçtik şimdi arkadaşlar. Defans hattını geçtiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Toure adam öldürür. Bu da desen adam öldürür. Çok büyük bir anlı var yani. Bu anlı kafayı bir koysa bizi kafadan aşağı indirir. Beyler biz burada en iyisi bakayım şu Brezilyalı falan var mı? Şunu alalım. Biz zaten burada çok da fark yok. Hemen şimdi defanslara geliyoruz arkadaşlar. Kavurma pilav challenge devam ediyor. Hem ligimize de uyacak bir oyuncu alalım arkadaşlar buralarda. Hem hiçbiri uymuyor zaten. Şöyle baktığım zaman abi yani en garibanı kim? Buna benziyor. Baksana garibim nasıl bakmış. Bu Boğan. Nasıl da ismi var anasını satayım. Normal ismin olsa zaten bize denk gelmez. Beyler burada Ruiz çok temiz bakmış ya. Budayı böyle yaşlı kibirli. Bunda... Maşallah kahvehaneci var, tipi var. Bu dayı da güzel, bu da büyümüş. Biz bu Ruiz'i alalım arkadaşlar. Böyle orta sahaya çekelim Ruiz'le. Böyle yapalım hatta. Şimdi hemen yedekleri açalım. Kaleciyi en son açacağız arkadaşlar birlikte. Hemen devam ediyoruz. Kavurma pilav challenge. Kavurma pilav challenge'da beyler şöyle hani nasıl diyeyim sana, çok mülayim bak. Cavani de çok güzel bakmış. Yakışıklı bakmış. Bakayım bunu mu alsak? Hangi ligde oynuyor bunlar? Lig 1, Liga BB veya. Burada bunu alalım arkadaşlar. Bir kendimize bir şey yapalım. Ben bunları daha oynayacağım. Oynayacağım için arkadaşlar en azından bir kazanma ihtimalim de olur. Kavurma pilavı yiyen yiyecek zaten. Bak Kandreva'da beyler zaten para var. Para varsa Nerhat tipi var. Morata ve David Silva güzel bakmış. Bakın hani açık konuşalım. Morata ve David Silva güzel bakmış arkadaşlar. Morata'yı mı alsak ya? Morata harbiden çok çocuksu. Morata'yı alalım. Çok çocuksu güzel bakmış böyle. Morata da kulübümüze geldi. Hemen arkadaşlar açtık. Kaka geldi. Baumgart, Nickler, Nicolas Guytan. Guytan'ın keşke Atletico kartı çıksaydı. Çünkü Guytan'ı almayı düşünüyorum. Göçse de güzel bakmış. Yani Göçse'yi alalım. Göçse harbi güzel bakmış. Şöyle orta sahada koyalım Göçse'yi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tamam mı? Şöyle yapalım. Şöyle. Hemen arkadaşlar devam ediyoruz. Ulan bedelleri kapatmayı unuttum. Bak gözüküyor. İsmi gözükenler şanslı. Arkadaşlar videonu çekerken doğallık işte. Hemen şuradan kapatayım ben. Normalde biliyorsunuz ben hep çekerken PlayStation'dan çekiyordum genelde. Ama her neyse videoya dahil olmuş olun. Dediğim gibi arkadaşlar ben kanalımda öyle hep birlikte bir eğlence yaşadığım için öyle çok aman aman yok şu gözükmesin bu gözükmesin diye çok fazla şey yapmıyorum. Beyler burada baktığımız zaman Joseph çok tehlikeli bakmış. Polasi kime benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Allah benzetmesin de. Hani böyle ekonomik durumu çok iyi olmayıp böyle bağcılarda falan saat satan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz böyle aynı ona benziyor. Da biz alalım abi seni. Hoş geldin Yannick Polasi. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. En güzel bak abi Martinez çok mülayim bakmış. De Marcos çok tehlikeli bakmış. Çok kenafir gözlü bakmış. Salak. Biz burada arkadaşlar Javi Martinez'i alalım. En azından birazcık da şurada orta sahamızı dengelemiş. Zaten ya sallamadı bu şekilde kalsın. Hemen arkadaşlar rezervelere geçiyoruz. Rezervelere geçtiğimizden Marlos çok küçük çocuk gibi bakmış. Promsu zaten daha yüzü gözükmüyor. Daha kavurma pilav istemiyor herhalde. Marlos'u böyle yandan çok pis bakmış aslında. İyi baktık dedik ama biz burada Leva'yı alalım arkadaşlar. David'in saçlar zaten çok uzun. Aslında bu da yakışıklı ha. Vallahi bunu alsak. Leva'yı mı alsak, Sanchez'i mi alsak? Hangisi işimize yarıyor? Çünkü ikisinden birisini alacağım. En azından işimize yarayanı alalım. Leva mı, Sanchez mi? Bence Leva'yı alalım ya. Leva daha çok işimize yarar. Hem biri arasında kalmıştık. Ayda. Beyler şahsen şöyle bir tip kapıma gelse benden yemek istese vermem yani. Ne yalan söyleyeyim. Ama neyse bunu alacağım bu seferlik. Hadi hemen geçelim arkadaşlar. Schmelzer geldi. Gökhan geldi. Maria yine geldi. Zaten BP'ler çoğu işimize yaramıyor arkadaşlar. Schmelzer böyle güzel mülayim bakmış. De Marcos zaten at hırsızdı. Gökhan da zaten pek de tatlı bakmamış yani. Yani Gökhan zaten gide şeyden takım değişikliği yapınca herkesin gözünden düştü birden. Çekelim arkadaşlar. Schmelzer de orada oynasak böyle yapalım. Aynen böyle daha iyi oldu. Hemen şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Alexis Sanchez sürekli gelmeye başladı. Kedire harbi güzel bakmış lan. Harbi Kedire'yi mi alsak arkadaşlar? Çok güzel bakmış. Bu dayının zaten saçlar şovda. Ama bu sefer Alexis'i alacağım. Kaç kere geldi artık herhalde garibim aç yani. Kavurma pilav istiyor. Garibimi sevindirelim arkadaşlar. Şu şekilde alalım. Hemen şimdi rezervelerden devam ediyoruz. Devam ettiğimiz zaman Zuniga geldi. Atırsızı bakışı var. Şavkros olabilir veya Zirkov olabilir ama biz burada Marco Reus'u alalım. Çünkü kaç kere geldi arkadaşlar. Herhalde bunlar kıtlıktan falan çıktı. O yüzden biz bu dayıları alalım. En azından iki karnını doyursun yavrucaklar. Bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi kalecileri açıyoruz arkadaşlar. İspanyol bir kaleci gelirse alayım ben diyecektim. Gelmedi. Bu fon arkadaşlar hiç zaten şey salmıyor. Leno da var. Leno'yu alalım burada. Zaten kalecilerin ifadesi çok önemli değil. İşlevi önemli. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar Beller'in, Florenzi'nin tipi çok ayar bir tipi. Tam Kekostar bir tipi var. Dirkov'da zaten yaşı büyük yemiştir yiyeceğini. Filipe Luis ve Luisa'da aynı şekilde. Burada Hector Beller'inden yana tercihimi kullanmak istiyorum arkadaşlar. Hector Beller'ini hemen şu şekilde aldım. Ve böyle bir takım yaptık arkadaşlar. Sizlerle birlikte şu çektik. Benim şey kaç oluyor böyle olunca? Tam bu şekilde oynarız arkadaşlar. Aynı şekilde Hazard'a da katkısı olmuştur. Şöyle yaparım 9 olur. Ama sol orta olduğu için birazcık düşecek. Dediğim gibi arkadaşlar güzel bir challenge oldu bence. Bu challenge'de ben bu takımların hepsiyle oynayacağım da arkadaşlar. Oha. Abi İspanyol yalnız gelmedi. Bu kötü oldu diyeceğim. Zaten yani çok da bir şey yapmaya gerek yok. Gohart'la nasıl turnuva gitti değil mi arkadaşlar ya? Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi yani. Ben çok şaşırmıştım. Ve arkadaşlar bu şekilde kavurma pilav team'i kurmuş olduk. Hepsi birbirinden yakışıklı böyle şekil şekil tipler. Bakalım arkadaşlar bu takımlar bizi nerelere götürecek. Güzel bir takım olduğunu söyleyebilirim ama maçlarını yapmayacağım arkadaşlar. Ben şimdi hemen draftta oynayacağım. En son paket açımda tekrar servikle birlikte olalım. Evet arkadaşlar, görmüşsünüz gibi ikinci maçın sonunda elendik ama tekrar ibretlik bir vakayla elendik. Adam 69'dan 74'e kadar 3 tane gol attı. Üçünü de arkadaşlar görmeyin yani. Ben hayatımda bu kadar eğit goller görmedim. Ya şöyle göstereyim arkadaşlar, bana hak vereceksinizdir yani büyük ihtimal. Bu gol müydü? Dur bakayım. Tamam, bu gol normal, bunda bir şey yok. Hemen göstereceğim golleri şimdi arkadaşlar, dikkatle bakın. İlk gol arkadaşlar jet hızına bak. Ben hayatımda bu kadar hızlı bir gol görmedim arkadaşlar. Ben bu kadar hızlı bir gol görmedim. Ardından şu gole bakın be arkadaşlar. Rica ediyorum yani, hani gerçekten artık FIFA 17 çıkmalı ya. Bu gol nedir arkadaşlar ya? Abi şaka falan yani gerçekten arkadaşlar. Dediğim gibi artık hani bu oyunun limiti bitti arkadaşlar. Artık ya, daha doğrusu bende bitti. Çünkü hani bu kadar saçma sapan olaylar oluyorken inanın arkadaşlar bu oyun oynanılabilir bir halde değil yani şu anda. Çünkü tamamen şansa dayalı. Her neyse arkadaşlar, paketlerimizi açmaya başlayalım. Bakalım Griezmann bize kimi verecek? Griezmann'dan non-rare topçular geldi. Şunları arkadaşlar hemen kulübe yollayalım. O bir tanesi kalsın, gönderelim hemen. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada bu challenge'ı beğendiyseniz lütfen ama lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Video beğenileri benim için tamamen videonun başarılı olup olmadığını belirliyor. O yüzden sizlerden ricam, eğer hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. Şimdi bir tane daha paket açıyoruz arkadaşlar. Bakalım bundan kim çıkacak? Jumbo Premium altın paket. Jumbo Premium altın paketten de maşallah arkadaşlar o kadar futbolcu arasından hiçbir tane bile rare gelmiyor. Gelen rare'lar ise arkadaşlar bunlar. Bir sözleşme paketi gelmiş. Acaba ne çıkacak? Acaba ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Bize çıkan sözleşme de bronz olur herhalde arkadaşlar. İstiyorsanız bunu da bir açalım. Hep birlikte göreceğiz şimdi. Evet. Çok güzel. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Güzel discard. Her neyse arkadaşlar, kavurma pilav challenge'ımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Bu tür videoların devamı gelecek. Şu anda tatilde olduğum için dediğim gibi videoları depozitten atıyorum. Herhangi bir yeni bir FIFA 17 bilgisi falan vesaire çıktıysa o şu anda zaten Facebook grubunda vardır. O yüzden hepinizi Facebook grubunda davet ediyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun. Tekrardan hayırlı bayramlar ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.